Bakın. Eğer beni koğuştan ayırırsanız her şeyi benden bilirler. Beni koğuşta yaşatmazlar. Seni korumaya alırız. Koğuşunu değiştiririz. Müfettiş Bey, siz de bilirsiniz. Burada bu işler böyle yürümez. Zaten bir şey bildiğim de yok. Efendim, müsaadenizle ben de bir şey sorabilir miyim? Nedir o? Geçen günkü arama sırasında bir sürü bıçak çıktı içeriden. Meyve kesiyoruz dediniz, durumu idare ettiniz. O günden bugüne neyle kesiyorsunuz meyveleri? Küt uçlu bıçağımız var. Onunla kesiyoruz. Kusya'nın elindekini de daha önce hiç görmedim. Nereden buldu bilmiyorum. Doğru mu söylüyorsun? Doğru söylüyorum. Mahkumu koğuşuna koyun. Baş üstüne efendim. Alın periyan malınızı içeri. Mesleğe devam mı Perihan? Ajan, provokatör, ispiyoncu. A başka sıfatın var mıydı senin? Ajan, provokatör... Ne? Ne demek şimdi bu? Bilmem. İşleri bitince posasını çıkarıp atmışlar bunu. Ay, en safları da buymuş herhalde. Ay, hala öyle. Müfettiş seni kenara çekti ya. Fazla güvenme. 20 yıl daha çürürsün burada. Bana baksana sen. Yalan yanlış şeylerle ortalığı karıştırma. Her şey gözümüzün önünde oldu be. Nesi yalan yanlış? Özge. Ateşle oynuyorsun. Dikkatli ol. Ha, tehdit mi ediyorsun beni? Kız haklı olarak seni uyarıyor salak. Ha ispiyonculuk ha dedikodu. Seni yaptın da matah bir şey değil yani. Sen şimdi Perihan'ın yanaşması oldun yani. Ben haklının yanındayım canım. Boyuna posuna bakmadan koğuş ağlına soyunursan sonunda kendi kuyunu kazarsın. Bunu da bilmiş ol. Bir daha bana bulaşma Özge. Bir daha ispiyon yapma Perihan. Karşında beni bulursun. Ha, çattık ya. Dünkü çocuk. Girin. Ha, efendim, ben çıkabilir miyim artık? Çıkın Ekrem Bey. Bugün mesai günü değil ki. Niye izin istiyorsunuz? Olsun, ben yine de bir sorayım dedim efendim. Ha, bu arada efendim. Ahmet Bey'in soruşturması sonuçsuz kaldı. Belki bilmek istersiniz diye düşündüm. Neymiş Ahmet Bey'in soruşturması? Kutsiye'ye gitmiş sormuş efendim. Aleti nereden buldun diye. Cevap yok tabii. Aynı şeyi koğuşa sordu. Yine cevap yok tabii. Olur mu efendim? Nerede görülmüş? Mahkuma soracaksın. O da efendi efendi diyecek ki aleti şuradan bulduk. Ahmet Bey henüz tanıyamadı. Ne mahkumları ne de cezaevini. Siz olsanız daha farklı davranırdınız tabii. E tabii. Her işin bir usulü var. Ha, ben de tam onu diyecektim işte. Onu sormaya geldim size. Çıkmadan önce isterseniz birlikte bir ziyarette biz yapabiliriz Kutsiye'yi. Tecrit'e mi? Evet. Ben tecritin açılmasına bile karşıydım Ekrem Bey. Şimdi oraya giderek kendimle çelişmek istemem. Bugün pazar Tansel Hanım. Mesai harici yapılan ziyaretler kayda geçmez. Kutsiye Ahmet Bey'e söylemediyse niye bize söylesin? Efendim şöyle. Bu Kutsiye daha önce biliyorsunuz ihbarcılık yaptı. Bu işi bir kez yaptıysa her zaman yapabilir. Eğer usulüne uygun sorulursa aleti kimden aldığını söyleyebilir. Biz kendimizi temize çıkarırız. Gerisiyle müfettiş uğraşsın. Doğru söylüyorsunuz Ekrem Bey. Gidelim.
Buyurun efendim. Siz dışarıda bekleyebilirsiniz Ekrem Bey. Çıkın dedim. Baş üstüne efendim. Hem uyuşturucuyu ihbar edip gözüme girmişken bu son yaptığım hiç olmadı Kutsiye. Bak, mucizeye gerek yok. Müebbetli kapis bile olsan bir bakmışsın cezan bitivermiş. Mümkün. Tabii mümkün. Eğer bize yardımcı olursan, sorduğumuz sorulara doğru cevaplar verirsen her şey mümkün. Samimiyetime güven. İyi halden hafifletici sebep gösterip dosyana yeniden baktırabiliriz. Böylece birkaç yıl yatağa çıkarsın. Durumu nasıl hastanızın? Ameliyatı iyi geçmiş, yoğun bakım almışlar. Ameliyatı atlattıysa gerisi kolay, geçmiş olsun. Öyle mi diyorsunuz? Sonradan bir maraz çıkmaz inşallah. Sanmam. Hemşireler konuşurken duydum, bünyesi sağlanmış. İçime su serptiniz. Sizin hastanız nasıl? Durumu aynı. Beklemekten başka bir çare yok. Kapının önünde bekleyin. Gözün aydın. Bebeğin gelmiş. Sağ ol. Allah kavuştursun. Zor iş. Çok zor. Bir şeyler ister misin? Meyve suyu falan. Meyve suyu değil de... Başka bir şey istesem yapar mısın? Neymiş? Ben doğum için geldiğimde başımda bekleyen bir gardiyan vardı. Cengiz. İzin verseler de bir onu görsem. O şu anda yoğun bakımda. Sana göstermezler. Ya çıkarsa yoğun bakımda? O zaman bakarız. Oo Süleyman Hanım. Hoş gelmişsin. Komşu kapısı ettin Sinop'un. Merhaba. Merhaba. Sorma Osman. Bu sefer de bebeği getirdik anası görsün diye. Lokum gibi Allah bağışlasın. Cümlemizinkini. Sende çocuk var mıydı Osman? Yok. E olur da. Genç adamsın. E sana da geçmiş olsun. Duyduk ziyneti. Ne iştir anlamadım. Bütün cezaevi buraya taşınmış. Hastanede şube açmış gibi. Tövbe tövbe. Cengiz'in durumunda bir değişiklik var mı? Yok henüz. Bekliyoruz. Ya. Söyle Ekrem. Evet. Bitti ameliyat. İyi geçmiş çok şükür. Yoğun bakım aldılar şimdi. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Kendine gelince benden de selam söylemeyi unutma. Hadi görüşürüz. Hadi. Açın, açın. Ne
Nereye gittiğim malum. Ama balıkta avlanma yasağı varmış müfettiş bey.